Kent ve Başkan devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Manisa Televizyonu stüdyosunda konuğumuz Gördes Belediye Başkanı Sayın Muhammed Akyol'la sohbetimizde devam ediyor. Programımızın ikinci bölümüne girdik. Değerli başkanım, şimdi hazır gençler için hakikaten ben çok büyük bir fırsat, çok büyük bir şans olduğunu düşündüğüm ve görüntülerini gördükten sonra açıkçası kendim de orada olmak istediğim o spor alanlarını, o tesisleri, kompleksleri görünce özenmeyen bir insan yoktur herhalde. Çünkü spor hakikaten hem bedensel hem de ruhsal sağlığımızı koruyabilmek ve genç kalabilmek adına yapabileceğimiz en doğru iş, en doğru faaliyet gibi geliyor bana. Onlardan hazır söz etmişken biraz daha küçük yaştaki çocuklarımıza, kardeşlerimize gelelim. Tabii onların da park ihtiyaçları var. Yaşam alanlarına ve çocuk oyun alanlarına ihtiyaçları var. Bu konuda da ilçede önemli yatırımlarınız oldu ama benim dikkatimi çeken mesela parkların isimlerine bakıyorum. 15 Temmuz, Şehit Ömer Halis Demir gibi isimler göze çarpıyor. Tabii Gördes tarihte ta Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan ilçelerimizden biri. Evet. Gördes'in Şehit Makbule en başta burada tabii gelen çok büyük kahramanlarımızdan bir tanesi. Ama yakın tarihte de işte en son hain kalkışmada 15 Temmuz 2016'da yine şehitlerimiz var, önemli kahramanlarımız var. Şehit Ömer Halis Demir gibi. Bakıyorum ki onların isimleri de yaşatılıyor ilçede. Herhalde geçmişe ve çocuklarımıza önemli bir miras, bir değer bırakmak açısından bu isimlerin yaşatılması çok önemli değil mi başkanım? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii özellikle içinde bulunduğumuz ay Çanakkale Zaferi başta olmak tabii, üzere tabii. 18 Mart şehitleri anma günü ve yine 17 Mart Şehit Makbule Hanım, Gördes kızı Şehit Makbule Hanım'ın ölüm yıl dönümü. Şehadetinin yıl dönümü. Şehadetinin evet. yıl dönümü. Evet. 2022'de 100. yıl olacak. Doğru. Biz de şu anda 17 Mart'ta başlatmak üzere hı hı. 2022 yılı, 100. yılı olduğu için evet. özellikle Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş ve şehit düşmüş, başta Şehit Makbule Hanım ve arkadaşları olmak üzere onlar için ayrı etkinlikler, ayrı programlar, ayrı anma programları hazırlığı içerisindeyiz. Tabii çocuklarımız daha iyi tanısınlar. Evet, biraz daha iyi tanısınlar evet, diye. Evet. 17 Mart'ta da bunu Gördes Şehit Makbule Hanım meydanında inşallah açılışını başlatacağız. Bir yıl içerisinde bu etkinlik ve anma programlarımızı gerçekleştireceğiz. Şehit Makbule Hanım meydanı, özellikle Gördes Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. O meydanı düzenledi. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte Aquapark yüzme havuzu da yine ortak projelerimizde. Doğru. Yine Büyükşehir Belediye'mizle beraber işte katlı otopark ve inşallah önümüzdeki biraz sonra da bahsedeceğim pazar yeri ve otoparkla ilgili ortak projelerimiz var. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergün'e de Gördes'e yaptığı destek ve katkılar için özellikle teşekkür ediyorum. Evet. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz 15 Temmuz Şehitler Parkı bizim malum 15 Temmuz hain darbe girişimi. Burası değil mi başkanım? Şu anda evet. fotoğrafını gördüğümüz alan değil mi? Hatta videosunu evet. gördüğümüz alan. Evet. Yok, burası Ömer Halis Demir. Burası Ömer Halis Demir, tamam. Burası da 15 Temmuz. Evet, zaten şimdi evet. tabelası da göründü. Buyurun. Bizim ilk o kalkışmanın başladığı saatten itibaren belediyede yer aldık arkadaşlarımızla beraber ve o gün gece o kalkışma anından itibaren biz hatta Diyanet İşleri Başkanımızın bile, yani Türkiye genelinde işte o selaların verilmesinden önce ben kendi merkezi belediyeden, merkezi sistemden ezan okutturdum ve bütün vatandaşlarımızı meydana davet ettim. Şehit Makbule Hanım meydanı diye davet ettik ama bütün nöbetlerimizi, bütün demokrasi nöbetleri, nöbetlerimizi evet. bu 15 Temmuz parkında evet. tuttuk. Evet. Ve daha sonra da oraya özellikle saat kulemizi görüyorsunuz. Hı-hı. Üzerinde tabii. tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet yazar. Bu meydanda tuttuk. Ve buraya da 15 Temmuz Şehitleri Parkı verdik. Yine orada 251 tane şehitimizin ismi de yer almaktadır. Bunu kesinlikle unutmamak ve unutturmamak aynı için doğru. Gördes'in doğru. en merkezi meydanına koyduk ki inşallah bu ülkede bir daha böyle inşallah hainler,
ve ihanet edenler asla fırsat bulamasınlar. Biz de millet gençlerimiz olarak gençlerimiz de uyanık olsun bundan sonraki süreçte. Uyanık olsun ve gençlerimiz de bunu bilsin. Bilsinler, doğru, doğru. Bilsin. Yine bu belediyemiz etrafında çocuklarımızdan bahsettiniz ya. Hı hı. Biz o parklarımızı, oyun parklarımızı hepsini yeniledik. Yani elden geçirdik. Sadece merkezde mi? İşte 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan sonra Ömer Halis Demir Parkımızı yaptık. Orada da çocuklarımızın çok geniş bir alan, 6 dönümlük bir alan. Yani gör dese göre bizim için doğru, geniş bir alan. Geniş bir alan, 6 dönümlük bir alan. Burada çok rahat aileleriyle birlikte. Aileleri oturup çay içerken havadan çekimiyle birlikte de çok güzel görünüyor. Çok çocuklarımız hoş görünüyor. Çocuklarımız da güvenli bir şekilde orada hem sporunu yapabiliyor hem de oyununu oynayabiliyor. Evet. Gerçekten bu anlamda aileler herhalde ilçenin en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu. Bir nefes de alınıyor aynı zamanda yeşil alan olduğu için. Evet. Burası var. Diğer mahallelerimizde sadece merkezde değil. Biz 7'den 77'ye spor sloganıyla çıktık bu projelerimizde. Bütün mahallelerimize bu spor kompleksleriyle beraber ve oyun parklarını, spor aletlerini, o açık alan fitness spor aletlerini de bütün mahallelerimize yapmaya gayret. Vatandaşlarımızı da ayağına kadar götürdük. Götürdük. Bütün mahallelerimizde aşağı yukarı. Bu bazen okul bahçelerinde, bazen mahallelerimizin uygun görülen alanlarında oyun parklarını da yaptık. Yani çocuklarımızı küçükten itibaren sahiplenmeye çalışıyoruz. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Tabii düşseler bile zeminleri son derece yumuşak olduğu için çocuklarımıza zarar vermeyecek bir şekilde dizayn edilmiş özellikle modern parklar. Özellikle daha önce valiliğimizle, milli eğitimle, özel idareyle ortaklaşa yine iki tane de yaptığımız anaokulu var. Doğru. Yani belediye çünkü bu işin içinde de olması gerekir dedik. O anaokullarımız da şu anda eğitim öğretimine devam ediyor. Üçüncüsünü de 4-6 yaş Şehit Makbule Hanım Kur'an kursu şu anda Diyanet ve derneğimizle beraber yapıyoruz. İnşallah onu da Gördesli hemşehrilerimizin hizmetine 2023 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz. Evet. Yani biz buna biraz erken girdik. Çocuklarla ilgili olsun, olduğu olsun. İçin. Hiç öyle bir sıramız yok başkanım. Aklınıza ne gelirse de o arada katabilirsiniz. Doğaçlama yani çocuklarımız, gençlerimiz bizim için her zaman öncelikli. Öncelikli. Çok doğru. Ben yayın odasındaki arkadaşlarımıza da gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Yani sağ olsunlar, ağzınızdan çıkan her yatırımın bir hemen görselini yapıştırıveriyorlar ekrana. Çok da iyi oluyor. Anlattığınızı aynı anda görselle desteklemek tabii bizim hafızamızı tazelemek açısından da ve Gördes'i çok iyi tanımayan sevgili seyircilerimizin de kafasında daha net somut bir resim oluşturmak açısından da çok değerli. Şimdi başkanım biraz önce söylediniz pazar yeri ve otoparkla ilgili de ortak projeler oldu Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet. Her ikisi de günümüzün en temel, en doğal ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani araç sayısı malum Manisa merkezde de ilçelerimizde de gitgide artıyor. Dolayısıyla otopark ihtiyacı doğaldır ki doğuyor. Öbür tarafta pazar yeri elbette halkımızın ucuz, sağlıklı, güvenli sebze meyve alışverişini yapabileceği ortak alanlar ve buraların da çok hijyenik şartlarda, standartlarda olması gerekiyor, düzenlenmesi gerekiyor. O ortak projelerden de biraz bahsedip Gördesli'leri bilgilendirelim mi? Ne dersiniz? Tabii, teşekkür ediyorum. Ben özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber ve bakanımızla beraber bu yarı olimpik havuz her şeyi bitti. Sadece açılışı kaldı. Şimdi katlı otopark projesine başladık biz. Evet. Katlı otopark. Katlı otopark, evet. Katlı otopark. Bu Gördes Belediyesi'nin bir projesiydi ama sağ olsun yine Büyükşehir Belediye Başkanımız burada biz de destek verelim dedi. Katlı otoparkla ilgili. Onun da protokolünü bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Ve orada da Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği olacak. Yine daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizden büyük bir otopark için istemiş olduğu bir yer vardı. Şehit Makbule Hanım meydanını biz istedik ama oranın altını çok uygun ve rantabl bulunmadı. Teknik nedenlerle büyük ihtimalle. Teknik nedenlerle. Evet. Biz pazar yerinin olduğu yeri önerdik. Pazar yerinin olduğu yeri altını 400 araçlık otopark üstüne de iki katlı pazar yeri projesi Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlıkları devam etmektedir. İnşallah onun da önümüzdeki günlerde
aylarda ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Evet. Devam edelim. Yine tabii ortak varsa projelerden deyince bahsetmiştim. Biraz önce çocuk kulübüyle ilgili Büyükşehir Belediye'miz bizden bir arsa talebinde bulundu. Biz de bunun parkını, özellikle Sevgi Parkı dediğimiz yerde tahsisini gerçekleştirdik. Yine çocuklarımıza yönelik Sevgi Parkı'nın içerisinde de Büyükşehir Belediye'miz oraya bir çocuk kulübü binasını inşallah yapacak, gerçekleştirecek. Ben yine bunlarla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımıza bir teşekkür daha yapmak istiyorum. Lütfen. Yani şehrin hafızasını, geçmişini, kent belleğini değil mi? Kent belleğini koruma adına bizim küçük bir kültür evimiz vardı ama küçük bir yerdi. Evet. Eski cezaevinin olduğu yeri biz kültür evine dönüştürmüştük. Evet. Ama eski belediye başkanlarımızdan ve milletvekillerimizden Hayrı Büke adına korunabilecek tarihi güzel bir ev vardı. O projeyle kendilerine geldik. Çok güzel. O da sağ olsun çok uygun gördü. Mirasçılarıyla, oğullarıyla gittik, görüştük, görüştürdük ve o evin de satın alma işi gerçekleştirildi. Şu anda proje çalışmaları devam ediyor. Gördes Şehir Müzesi olarak inşallah onun da açılışı gerçekleştirilecek. İnşallah. Bunun da müjdesini vermiş. Şimdiden paylaşalım sevgili seyircilerimize. Şimdi başkanım, burada görüyorum 1 milyon metrekare kilit parke taşı yazıyor yapılan yatırımların içerisinde. Ayrıca belediyenin bir taş basım tesisi de var kum çakıl ocağı ile birlikte. Evet. Tabii bu aynı zamanda maliyeti mümkün olduğu kadar düşürmek ve kendi olanaklarınızla, kendi kaynaklarınızla sokakları, caddeleri daha yürünebilir, daha modern ve altyapısı da özellikle yağmur taşıma açısından, yağmur sularının drenajı açısından çok daha sağlıklı hale getiriyor. Bu yatırımlar şu an için gelinen noktada ilçeye neler kazandırır diye soracak olursam size. Evet, teşekkür ediyorum yine. Biz göreve 3. dönemimiz dedik ya, Büyükşehir olmadan önce özellikle baktık ki 2014 öncesinde yani. 2014 öncesi gerçekten parke taşıyla ilgili, altyapıyla ilgili, yani merkezde çok fazla değil ama kenar mahallelerimizde ciddi açıklar vardı. Ve köylerimizde ciddi açıklar vardı. Bunu satın alarak bunu gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Yani çok yüksek ki, maliyetler olacaktı. Çok yüksek maliyetler. Evet. Kendi şantiyemizi kuralım dedik. Önce parke taşı basma tesisimizi kurduk. Sonra buna malzeme sağlayacak kum ve çakıl ocağımızı kurduk, oluşturduk. Ve 10 yıldır da bütün bu çalışmaları kendi ekiplerimizle beraber kendimiz... Yani hem üretip hem döşüyorsunuz. Hem üretiyoruz hem döşüyoruz. Ve Gördes'in bugün 64 mahallesinin, yani %100 demeyeyim çok abartılı gelebilir ama %99'u kesinlikle altyapıyla ilgili bir problem kalmadı. Artık bize vatandaşlarımız geldiğinde evinin önüne mahalleme demiyor. Başkanım benim tarlada bir damım var. Beklentiler çıta çok yükseldi. Tarla herhalde. Yoluma, tarla evet. Evin önüne, bahçeme artık bireysellere döndü. Tabii, tabii. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyoruz. Ama şöyle bir şey, ister istemez yani maske örneğin patlak çatlak su kaçakları oluyor. Elbette. Yani elbette. Buraların yenilenmesi elbette. Gerekiyor. Zamanla yıpranıyor. Evinizde bile ister evinizde değil mi zaman bile. Zaman bu yenilemeler? Küçücük alanlarda bile işte gerekiyor. TEDAŞ'ın, Telekom'un kazdığı alanlarda belki değişiklik yapılması gerekiyor. Ama şu anda bu oradaki mevcut sistem düzenli bir şekilde işliyor. İşliyor ve çalışmaya devam ediyor. Amacımız şu. Merkezde ne varsa eski büyükşehir olmadan önce köylerimizde, mahallelerimizde de aynısının olmasını istiyoruz. Kesinlikle hani merkezde çamura basmıyoruz, mahallelerde çamur olsun demiyoruz. Zaten büyükşehirin de bu anlamda örnek mahalle evet. çalışmaları var. Doğru. Yani doğru. Biz de onlarla beraber bütün mahallelerimize altyapı hizmetini en güzel şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Çok güzel. Şimdi malumunuz çok kurak bir dönem yaşıyoruz ve artık küresel ısınma yerini yavaş yavaş küresel soğuma devresine bırakıyor. Ciddi iklim dengesizlikleri var. Dolayısıyla Türkiye su zengini bir ülke de değil. Kaynaklarımızı
çok rentable kullanmak durumundayız. Tasarruflu olmak zorundayız. Hem kamu kaynaklarını hem de bireysel kaynaklarımızı burada çok doğru ve planlı bir şekilde yönetmeliyiz. Bu konu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da son dönemde gündeminde. Dolayısıyla özellikle Gördes tabii önemli de bir tarımsal bölgemiz. Başta da ifade ettiğiniz gibi Manisa'nın arka bahçesi, gıda ambarı, mutfağı son derece önemli tarımsal ürünler buradan Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. İhracatı yapılıyor keza. Dolayısıyla barajların, göletlerin, çay ve benzeri derelerin ıslahının tarımsal üretim açısından da çok ciddi bir yeri ve değeri var günümüzde. Bu konuda neler yapıldı 2009'dan beri ilçemizde? Günümüze gelene kadar şöyle bir kısaca özetleyebilir misiniz başkanım? Tabii. Özellikle Gördes'in kırsal alanda olması ve daha önce de kırsal tarım ürünleriyle geçimini sağlamaya gayret etmesi, hayvancılıkla, yani bunların başında da tütün geliyor. Doğru. Ama tütün ortadan kalktıktan sonra sulu tarıma geçmemiz gerektiğini kanaatindeyiz. Ve meyvecilikle ilgili su olmazsa olmazlarımızın içerisinde. Kesinlikle. Burada Güneşli Barajı olmak üzere Doğan Pınar Göleti, Çiçekli Göleti, Karayağcı Göleti ve şu anda da yeni ihalesi yapılan ve başlamak üzere olan Kobaklar Göleti gibi, hatta Kobaklar Göleti'nden inşallah Gördes'e içme suyu getirilmesi de var projenin içerisinde. Onu da gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii içme suyu büyükşehir bünyesinde olduğu için inşallah büyükşehir belediyemizle beraber, MASKİ Genel Müdürlüğümüzle beraber Gördes'in ve mahallelerinin içme suyu problemini de kökten çözülmesini arzu ediyoruz. Hedefimiz bu yönde diyorsunuz. Hedefimiz bu yönde. Çünkü su kaynakları gittikçe azalıyor, derinleşiyor, pompa maliyetleri yüksek. Dolayısıyla baraj ve göletler çok önemli. Bizim Gördes'te şu anda biraz önce bahsettiğim baraj ve göletlerle ilgili neredeyse sulanabilir alanlarımız 20 bin dönümün üzerine çıkmaktadır. 20 bin dönümün üzerine. Yani bizim amacımız daha fazlasını yapabilmek. Çünkü neden diyecek olursanız biz sulu tarıma geçemediğimiz sürece göç vermeye devam edeceğiz. Tabii, doğru. Yani onun için sulu tarım ve meyvecilik. Göçü tutmanın en önemli yollarından biri tabii orada bu. Doymak. Yani istihdam. Bulunduğun yerde doymak, evet, istihdam yer, yaratmak. İstihdam evet. Sağlamak ve özellikle son zamanlarda zeytin ve cevize yönelik de bir ilgi büyük, var. Büyük bir dikim var. Tabii. Yani bu anlamda zaten sera ile ilgili de Büyükşehir Belediye'mizin yine destekleri var. İlçemizde en son Sayın Bakanımızın katılımıyla bir ceviz tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Şu anda ilçemizde iki tane ceviz işleme tesisi faaliyette bulunmakta. Ve Gördes ileride ceviz açısından da iyi bir potansiyel durumuna gelecek. Belki Manisa'da iddialıyız. Birinci duruma geçebiliriz. Bu anlamda da desteklerimiz, teşviklerimiz, vatandaşı bilgilendirme yönündeki çalışmalarımız da devam etmektedir. Aynı zamanda baraj ve göletlerin de artmasını istiyoruz. İnşallah. Yapımı devam eden projelere göz attığımızda Karayağcı Göleti ve sulaması, Çiçekli sulaması, Kobaklar Göleti, içme suyu göleti gibi birkaç başlık daha görüyorum. Bu ben. Yıl içerisinde orada nedir hedeflenen planlanan süre? Bu yıl içerisinde Karayağcı Göleti'nin sulaması tamamlanacak. 2021 yılında. 2021 evet. Yılında Çiçekli Göleti tamamlanacak. Keza öyle. Evet. Evet, Kobaklar Göleti'nin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Evet. Yer teslimi yapıldı. İnşallah büyükşehirimizle beraber, çünkü içme suyu da sağlayacak o Gördes ve mahallelerde, ona da bu yıl içerisinde başlanmasını bekliyoruz. Evet. Onu da yeri gelmişken vurgulamış olalım. Bundan başka da, evet, buyurun. Bundan başka planlama ve proje aşamasında olan Akpınar mahallemizde Akgöl dediğimiz bir göl yapılacak, gölet yapılacak. Yine Oğulduruk mahallemizde bir göletimiz de şu anda planlama ve proje aşamasında. Tabii bunlar
Kuraklıkla mücadele için en etkili yatırımlar göletler değil mi? Kesinlikle. Türkiye'nin yani eskiden ulusal anlamda da bu konuda su akar Türk bakar diyorlardı ya. Öyle değil aslında. Yok öyle değil. Evet. Yani kesinlikle artık son yıllarda devletimizle hükümetimizle bu anlamda her tarafta su kaynaklarına sahip çıkmaya çalışıyor. Tabii bunun da kıymetini bizim çok iyi bilmemiz lazım. Tabii Türkiye sadece su zengini bir ülkeymiş gibi, kaynakları sonsuzmuş gibi bir yanlış algı içerisine girmemek lazım. Kesinlikle. Dünyanın hiçbir yerinde öyle bir şey yok. Kesinlikle. Yani siz kaynakları doğru kullanmazsanız suyunuz tükenir. Bir defa bunu bir çok masanın üzerine doğru koyalım. Tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Evet, katılıyorum. Şimdi bir ara zamanımız geliyor. Ben bölmemek için aramızı verelim. Aranın ardından artık programımızın 3. ve son bölümüne geçeceğiz. Orada yine ben ağırlıklı olarak yapımı devam eden projelerin üzerinde duralım istiyorum. Çünkü zaten 2009'dan 2021'e kadar olan bu 12 yıllık süreç içerisinde yaptıklarınızı müteahhit defalar konuştuk. Bugün de yine bazılarının, öne çıkanlarının üzerinde durduk ama yapımı devam eden projelerin tabii önünde nasıl bir süreç var, ne planlanıyor, ilçeye neler kazandırması hedefleniyor, onların da biraz üzerinde durmanın ve gördesizleri başta, sonra da Manisalıları elbette bilgilendirmenin yararlı olacağını düşünüyorum sizin için de uygunsa. Bir aradan sonra programımızın 3. bölümünü daha ağırlıklı olarak o projelere verelim isterim ben. Tamam. Sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, Kent ve Başkan programında ikinci aramız için sizlerden izin isteyelim. Gördes Belediye Başkanı Sayın Muhammed Akyol'u ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kısa bir aranın ardından Manisa Televizyonu ekranında inşallah kendisiyle sohbetimiz ve lütfederseniz birlikteliğimiz de ekranınızın karşısında devam etsin.